Evet dostlar, yeniden merhaba. Bir hafta aradan sonra inşallah bugün farklı bir program yapacağız. Evet, hemen 28 kişi olduk. Birazcık sayımız artsın, hemen konuya gireceğim. Bugün çok fazla böyle detay girmeyeceğim. Sadece bir iki duyurum var yine. Evet, hoş geldiniz dostlar. Mecburen kamerayı burada yan tutmak zorundayım. Çünkü bu videoyu YouTube'da yayınlıyoruz. YouTube'da biliyorsunuz burada yan çektiğimde ufacık kalıyor. Bunu büyütme şansı da yok. Mecburen yan kayıt yapıyorum çok uzun zamandır. Yani mecburen yan yayın yapıyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Evet, bu akşam Celal burada. Başımızın tatlı belası burada. Yandık. Evet, bir haftadan sonra arada bayağı bir badireli günler geçirdik. Hatta o badireli günlerin başı diyelim. Uzun zamandır bahsetmiş olduğumuz hani bir kıtlıkla alakalı bir videom vardı biliyorsunuz. Hepsi gerçekleşmeye başladı. Bundan bir ay önceki ister istemez para piyasasında hepimizin ilgilendiği bir konu olduğu için onun da bilgisini vermiştik. Bundan bir ay önceki tarihlerde tutuyordu. Aralık, Kasım, orta Kasım 15'te başladı sıkıntı zaten. Tabii daha bunun varyasyonları daha yeni. Bu gece hepsine değineceğiz. Şimdi bu akşam her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu akşam Anunnakiler yok. Yani bunu baştan söyleyeyim. Yani bu akşam konu çok çok daha derin. İnsanlıkla alakalı bir konumuz bu gece. Biliyorsunuz konu başlığımız, videomuzun başlığı neydi? Yetiş ya Hızır. Daha önceden bunun birini çekmiştik Faruk Dilaver Hoca'yla. Bu akşam ikincisini çekeceğiz. Konuğumuz yok. Ben anlatacağım. Yani çok sıkıntılı günler. Bunu bir şekilde hep beraber atlatacağız. Ana temamız bu. Ama videonun ana başlıklarından bir alt başlığımız da esas şu. Siz de Hızır olabilirsiniz. Bunun birçok örnekleri yaşamış birçok arkadaş var. Ben de yaşadım. Hatta geçen gün bir şey yaşadık. Yanımda bir kardeşimiz vardı, Ozan. Onunla beraber yaşadık. Hatta hala onun böyle kafamızda oturmasını uğraşıyoruz. Bilinmeyen denklem kitap Telegram'dan paylaşıyorum. Telegram kanalımı takip ederseniz oradan paylaşıyorum. İlerleyen günlerde şimdi bir tane aslında bir İngilizce bir kitap var. Onu da paylaşacağım. Onu çeviri sisteminden çok rahatlıkla çevirebilirsiniz. Önemli bir kitap. Süleyman Peygamberle Saba Melikesi ve onun soyu ve kayıp 13. kabile bununla alakalı. Ve oradan devam eden bir dinin yansımaları. Bu konunun ana teması o kitabın. Onun kapağını ve birkaç makale pasaj paylaşmıştım Telegram'dan. Görebilirsiniz buradan. Şimdi ben hemen kısaca duyurularımı yapalım. Hemen ana konuya geçelim. Şimdi bir turumuz var önümüzdeki hafta. Şu an 3 kişiyiz. Yani herkesin maddi durumu iyi olacak diye bir kaide yok. İmkanı olan, vakti olan bu tura katılabilecek bütçede bir parası olan arkadaşların gelebilmesi gerekiyor malum. Şimdi bunu mecburen yaptım bu turun içeriğini. Hem bir arada görüşelim. Bizim konularımızı detayınca hani burada anlatamadığımız bazı konuları mecburen bu tür platformlarda anlatıyorum turda. Ya da birebir görüştüğüm kişilere anlattığım için en derin konularını. Mecburen. O turda da sabahlara kadar oturup sohbetimizi yapıyoruz. Herkes eteğindeki taşları döküyor. Anlatılmadık hiçbir şeyi bırakmıyorum. Daha önceki tura katılan arkadaşlarımız bilir. Bu yüzden burada mecburen bu alanda anlatıyorum. İster istemez. Çünkü anlatacağımız konular ya da anlattığımız konular hadedinizde her şey YouTube'da gerçekten olmuyor. Ben sınırlarına yaklaşıyorum. Ama tabii ki biraz daha ayrıntı var. Biraz değil, bayağı bir ayrıntı var.
Hani bunu tura gelin diye söylemiyorum, yanlış anlamıyorum. Benimle iletişim kuran, yüz yüze görüşebilen herkese anlatıyorum zaten. Ama ben sana anlatamam demiyorum. Algısı ona uygunsa maksimum seviyede onun kendisine destek veriyorum. Şimdi turumuz ayın 24'ünde İzmir'de Şirince'de olacağız. 26'sında da dönüş yapacağız. 23'ün gecesi 12'de İstanbul Beylikdüzü'nden hareket başlıyor. E5 üzerinden diğer arkadaşları alıp yolumuza devam edeceğiz. Sabah orada olacağız. Bu şekilde yapılacak bir tur. Şimdi burada Efes Antik Kenti, Meryem Ana, Bülbül Dağı, dönüşünde de Bergama üzerinden döneceğiz. Çünkü burada ana temalardan 3 tane kadın: Artemis, Meryem Ana ve kimdi? Isis. 3 tane kadın, tarihteki en önemli sembollerden üçü. Aslında bunlar üçü de aynı kişi mi? Sakine, bizim Kur'an'da geçen, aynı zamanda Tevrat'ta, İncil'de geçen Şakina. Kimdir bu Şakina? Burada en detayına kadar anlatacağız. Hatta Meryem Ana'ya özellikle gidiyoruz. Orada da yerde de bir mozaik var. Mozaiğin özelliği var. Bir sır var burada. Orada da onu anlatacağız. Mecburen yerinde anlatmak istedim. Aynı zamanda 25 Aralık, hani bizim konuların içeriği olduğu için, Mitra dini, işte Hazreti İsa'nın doğuşu, bu gibi bağlantılar var. Önemli konular. Aynı zamanda bir kamp tadında Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelde kalacağız. Denize sıfır. İster istemez kış ortamında da plajda yürüyebilme şansımız olacak. En azından birazcık belki rahatlarız. Böyle bir durum. Tamam, turumuz tamamen bu içerikte. Biz olacağız. Maksimum toplamda bizle beraber 15 kişi. Yani 12 tane katılımcı, 3 tane de 3 kişi de biz olacağız. Ben kameramanım ve şoförümüz, rehberimiz oradan katılacak. O yüzden biz bize bir tur olduğu için tavsiye ediyorum. İmkanı olan arkadaşları rica ediyorum, gelsinler. Hem bir değişiklik olmuş olur. Tur fiyatımız 2000 TL arkadaşlar. İzmir'den gelen arkadaşlara da 1800 lira olarak belirledik. Emin olun, bu para kazanma anatemalı bir tur kesinlikle olmadı bugüne kadar. O yüzden düzenliyorum zaten. Amaç burada bir araya gelebilmekti. Tur durumumuz bu şekilde. Gelmek isteyen arkadaşlar mutlaka bekliyorum. Turumuz 24-26. Yani Cuma'dan pazara kadar. Pazar akşamı İstanbul'da olmuş olacağız. İmkanı olan elini çabuk tutsun. Yoksa kişi sayısını birkaç gün içinde belirleyemezsek turu da yapamayacağız malum. 3 kişiyle 4 kişiyle imkanımız yok. Yani minimum 10 kişi olması gerekiyor katılımcının. O da bu şekilde. Bir de son dün önceden sizinle paylaşmış olduğum bir tılsımlı bir yağdan bahsetmiştim. Onun geçen gün paylaşımını yaptım. Tılsımlı yağımız bu şişede toplam 15 ml'lik çok özel bir yağ bu. Tılsımlı yağ olarak anlattım ben size. Tabii ki tılsımı da var bunun. Piyasada çok az bulunan, üst düzey, içinde ut, sandal ağacı, misk, amber, zaten para tutanlar bunlar. Yani emin olun, gramı araştırabilirsiniz. Udun 200 lira. Böyle bir yağ. Bunun fiyatı 650 lira arkadaşlar. Yani bunu para kazanma amaçlı bunu da yapmadık. Ana temelimiz bu değil. Şu an için elimizde 50 tane vardı. Bir 20 tane satıldı. Bu şekilde almak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Şimdi bu yağ ne işe yarıyor? Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Niçin tavsiye ediyorum? Şimdi bu, örnek veriyorum. Ben elime yayından önce, bir yarım saat önce sürdüm. Böyle üzerimde bir ağırlık, böyle gerçekten bir miskinlik vardı. Yemek yedik, ister istemez yorulduk hafta sonu. Yani cuma trafiği, yoğunluğu. Emin olun, enerjinizi bir yükseltiyor. Frekans olarak sizi üst banda alıyor. Artı bu kötü ruhları kesinlikle ve tamamen uzaklaştırıyor. Çok net. Onun akabinde dua ederken iyi ruhları etrafınızda topladığınız için duanıza icabet hızlı oluyor. İletişim hızlanıyor. Aynı zamanda huylandığınız bir kişi eline bunu sürdüğünüzde ne olmuş oluyor? Bu da kendini belli etmiş oluyor. Bir rahatsızlık hissediyor, emin olun. Bunu gözlemleyebilirsiniz de. Mesela bu bildiğiniz şu şekilde, yani damlalık formatında
Gerçekten özel ve yoğun bir yağ. Yani çok uzun zaman kullanabilirsiniz. Aynı zamanda parfüm niyetine de kullanabilirsiniz. Kokusu bir harika. Hani Arap parfümleri var ya son dönemde meşhur olan, aynı o kalitede bir koku oldu aynı zamanda ek olarak. Çünkü yağların 11 tane yağın karışımı var. Gayet de güzel kokuyor. Tavsiye ediyorum. Ama bunun tabii ki derin tarafları da var. Bunu buradan reklamını yapıyormuş gibi olmasın. Almak isteyen arkadaşlar bana sorduğunda anlatıyorum zaten. Birçok arkadaşımız aldı, onlara da anlattım. Evet, reklamları böyle geçmiş olalım. Reklam değil de bunu da bu şekilde konuyu geçiştirelim. Esas konumuza gelelim. Evet, yani bugün itibariyle Euro 20 lira. Şimdi orada belki 18.900, 19 lira falan görebilirsiniz ama şu an zaten döviz büroları bankalar satışı durdurdu. İsteyeni 20 liradan veriyorlar. Bugün malum cuma. Ben tüm döviz bürolarını, elimin altındaki döviz büro bankalarla falan görüştüm. Hiç piyasada dolar yok şu an. Herkes doları bir kenara çekti. Euro da aynen o şekilde. Altın deseniz şu an çeyrek altın 1800 lira geldi. Yani bunu nasıl olacak bilmiyorum. Çok kritik bir süreçteyiz. Geçen gün paylaşmıştım 40 liraydı. Şimdi olmuş 46 lira. Dün malum biliyorsunuz asgari ücret açıklandı. Asgari ücret açıklandığında doların kaç lira seviyesinde olduğunu biliyorsunuz. Her dakika eriyor ki bu yıl başında ve Ocak'ın ilk ay sonunda bu dolar herhalde bir 24-27 bandına gelecek. Böyle bir durum var. Bu anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Belki kötü niyetli kişiler çıkabilir. Yatırım tavsiyesi değil. Gerçekten çok farklı yerlere gidiyor iş. Benim kanımca bu iş fazla gitmez. Farklı olaylar olur. Burada hükümeti eleştiriyor modunda da değilim. Yani bir şekilde sistem tüm dünyada da aynı. Biz daha ağırını yaşıyoruz mecburen. Bazı işte bakış açıları diyelim. O tarafın derinliğine girmiyorum. Ben siyasetçi değilim. Kimseye de tenkit etmek istemiyorum ama ben de sonuçta ticaret yapan birisi olarak, mesela şu an bizim setler için demir profil yok. Sunta yok. Ahşap yok. Ürün alamıyoruz. Ürün alamayınca seti de kuramıyoruz. Seti kuramazsak da çekim yapamıyoruz. Ne oldu? Bizi de etkiledi. Şu an yatar pozisyona geçtik. Şu an piyasa kilitlendi. Para piyasası kilitlendi mi her şey kilitlenir. Bir hafta içinde bunu tüm halk hissetmiş olur. Şimdi bazı arasında arkadaşlar asgari ücretle çalışanlar belki şu an 4.250 normal zaman için baktığınızda güzel paraydı. Ama şu an bu dolar, euro ve şu anki enflasyon zincirinde baktığınızda iyi bir para değil. Çok kişi alkışladı. Aa işte bu kadar 3.5 falan bekliyorduk. 4.250. Tamam ama nereye kadar? Üçüncü ayda tekrar zam yapmaları lazım o zaman. Ya en basit bir kahvaltılık bir ürün 110 lira olmuş kilosu. Peynir, tereyağı. En böyle bildiğiniz bir kalıp peynir 110 lira olmuş kilosu. Yani bu duruma geldi iş. Benim bu anlatmış olduğum videonun içeriği sizi tahrik etmek ya da şey yapmak değil. Şimdi esas konumuza ufak ufak geçiş yapacağız ama bunları da konuşmadan olmuyor. Bazı arkadaşlarımız belki piyasadan haberi yoktur. Ki mutlaka vardır ama belki detayını bilmiyordur. Yani bu çok iyi yere giden bir durum değil. Geçen gün ben Telegram'dan paylaştım. 1951 yılında bugünkü yani geçen günkü doların 15 lira olduğu günde 1951'de de 15 TL'ymiş. 15 liraymış. Çok büyük olaylar olmuş. Hükümet istifa sesleri gelmiş 1951'de. Tabii Merkez Bankası sürekli müdahale ediyor falan ama hiçbir işe yaramıyor. Ve bildiğiniz devalüasyon olmuş. %100 bir devalüasyon yaşanmış o dönemde. Ve olay karışıklığa kadar gitmiş. Aynı olaya baktığınızda şu an bildiğiniz onun 51 yıl öncesinin bir yansımasını yaşıyoruz aslında. Birebir aynı. Tutuyor olaylar. Şu anki hükümet sistemi, diğer partiler sistemiyle böyle karşılaştığınızda birebir aynı şeyler. O gazete küpürünün devamını okuduğunuzda, o haberle paylaştığınızda çıkıyor zaten o günkü dönemin gazeteleri. O tarihe girerek 1951 Ağustos tarihli bir küpürdü o.
Cumhuriyet Gazetesi. Oradan bir bakabilirsiniz. Araştırmak isteyen arkadaşlar görür. O dönemlerde ne olmuş? Aslında her şey belli. Yaşanacak olaylar da belli. Bundan sonra neler yaşanacak? Bu da belli aslında. Biz sadece bak bu oldu, şu oldu diyoruz ama emin olun hepsi bunların bir senaryo dahilinde işliyor. Yani biz birçok şeyin doğal geliştiğini, doğal seleksiyonda olduğunu biliyoruz ama değil. Mesela geçen gün FET'in kararları da bayağı bir ortalık karıştırdı. FET'in bir itirafı var. Tutamıyoruz diyor enflasyonu. Dolar, altın bu ara patlıyor. Biz bunları daha önceden öngördük, söyledik. Birçok arkadaşımız kendisini koruma altında işte gümüşün, altının, doların, eurosunu yaptı, koydu. Şimdi hani bazı arkadaşlar diyecek ki faizden bu faizlik bir durumda değil. Sonuçta kendinizi, öz elinizdeki bütçenizi korumanız gerekiyor. Sonuçta bir aileniz var, geçindirmeniz gereken insanlar var. Bunu mutlaka bir şekilde dengesini kurmanız gerekiyor. Yani o yüzden bunu mutlaka yapmanız lazım. Yani şu an markete girmek bildiğiniz ateş pahası her şey. Yani bugün sadece yaşadığımız birçok olay var. Dün Eminönü tarafındaydım. Orası bildiğiniz keşmekeş. Birçok mağazaya girdik. Tanıdığımız eşe dosta doğradık. Çayımızı kahvemizi içtik. Tamamen durmuş durumda. Bakmayın bir şeyler oluyormuş gibi gözüküyor ama emin olun. İstanbul'da Eminönü, Tahtakale burası durduysa Türkiye durmuştur. Aynı şekilde İstoç. Gıda toptancıları. Bunların hepsi durmuş durumda şu an. Adam elindeki malı satmak istemiyor. Adam elindeki bu toptancı. Mağaza elindeki ürünü satsa aynı fiyattan alamıyor. Aynı bizim geçen günkü düşmüş olduğumuz durum. Profil yok. Demir profil yok. Set ve sahne kurmak için. Biliyorsunuz Hızlı ve Öfkeli'yi çekeceğiz. Doğuda çekilecek. O bölgede bulamadık yani yok. Böyle bir kaos var. Şu an set bir ay attı. Ocağın ortasına attı. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani böyle çok garip bir durum. İster istemez ben de geriliyorum. Çünkü içindeyim yaşıyorum. Birçok çalışan insanlar var. Allah sonumuzu eylesin. Şimdi arkadaşlar. Esas bizim ana konumuza geliyoruz. Videonun başında olduğu gibi yetiş ya Hızır anında birçok insan. Siz de Hızır olabilirsiniz diyorum. Yani gerçekten bunu hissetmemiz gerekiyor artık. İmkanı, zamanı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani 50 TL olur, 100 TL olur, 20 TL olur, 1000 olur, 10.000 olur hiç sorun değil. Birine temas etmemiz gerekiyor. İnsandan insana bir fayda var. Yani hepimiz insanız, değil mi? Biz destek olmazsak kim destek olacak? Normalde benim bu haftaki konum farklıydı. Ama malum bu gelişen olaylar konuyu otomatik değiştirdi. Yani şu an bize anındakiler mi lazım, mama mı lazım? Tabii ki mama lazım. Yani gerçekten sıkıntılı bir süreç. Yani o yüzden konuyu değiştirdim. Bu duruma girdim. Yani ne olacak ilerleyen günlerde az çok görebiliyoruz ama hani buradan da birçok paylaştığımız şey bazı arkadaşlar yanlış anlayabiliyor. Ben de o yüzden mümkün olduğu kadar böyle tatlı tatlı anlatmaya çalışıyorum. Ama gidişat hiç iyi değil. Geçen gün bilmiyorum gördünüz mü? Üniversiteler üzerinden sağcı solcu olayları çıkmaya başladı. Bu da iyi bir şey değil. Yani bir yerden patlatacaklar ama sağcı solcu ama iki partiyi birbirine sokma ama işte hükümeti devirme olayları ama farklı karşı taraf baskısı. Bir şekilde Türkiye'nin iyi yere gelmesini zaten istemiyor. Bir de malum görüyorsunuz dolar aldı başını gitti, asgari ücret ne durumda? Yani şu zamın hiçbir anlamı kalmadı. Hele bir ay sonra hiç temelli bir anlamı kalmayacak. Ne oldu? Biz zam yapmış olduk oldu. Onlar bu rakamın geleceğini bilmiyorlar mı? Piyasada dolaşan birçok spekülasyonlu bir haber de var. Katar'la 24 TL anlaştılar gibi bunu bilmiyoruz. Ama durum zaten 24 bandını gösteriyor. Yani olay hiç iyi değil. O yüzden ben kaç gündür böyle bugünlerde de bir yoğunluk vardı. Normal ertelemiş olduğum işleri halletmeye çalıştım. Yani gerçekten insanların sinir katsayısı bitmiş. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Geçen gün bir arkadaş metrobüste bir kavgadan bahsediyor. Bugün aynı şekilde trafikte ona keza.
Her yerde böyle bir de ağır bir yoğunluk var. Malum bir de kış dönemindeyiz. Soğuklar kapıya dayandı. Pazartesi akşam İstanbul'da kar bekliyoruz. Böyle 3-4 gün sürecek bu hafta, Perşembe Cuma'ya kadar sürecek önümüzdeki hafta. Kara kış geldi. Doğal gaz zammı bir yandan. Yani bu insanlar ne yapacak bilmiyorum. Şu an satılacak ev kalmamış. Az önce bir emlakçı arkadaşımla görüştüm. Tabii kaç gündür de görüşüyorum. Bildiğiniz emlakçılar artık arıyor insanları. Hani satalım mı evimizi falan. Bu tarz tekliflerle gidiyor. Çünkü satılacak ürün yok. Aynı şekilde araba siteleri var ya. Araba.com sahibinden.com diye. Artık müşterilere hani aracınızı satalım, en yüksek değeri biz veriyoruz mantığında. Galericiler deseniz arabayı satmak istemiyor. Satıyorum abi diyor. Aynı parayı ben alamıyorum. Arada 100 bin lira fark ediyor diyor. 50 bin lira fark etti oluyor diyor. Nereye gidiyoruz böyle? Ya bu büyük bir devalüasyon. %100 mesela şöyle söyleyeyim. Şu bir yıl içinde dolar %117 arttı şu an. Hatta o dünkü hesaptı. Bu %120'leri falan bulmuştur. Ne olacak böyle? Yani biz sesimizi çıkartmanın bir zamanı gelmedi mi? Yani ne yapabiliriz derseniz bunu zamanla anlayacağız. Ne yapabileceğimizi göreceğiz. Ama tabii ki toplumsal olaylara kesinlikle girmeyin. Kesinlikle böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Bugünlerde o taraflardan toplumu birazcık kışkırtıp halkı sokağa dökmeye de çalışacaklar. Böyle bir durum var. Bakın ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Hiçbir parti üyeliğim yok. Benim tutabileceğim bir parti yok şu an. Öyle bir yani bakış açımda baktığımda yani din ve siyaset bir arada olduğu sürece siyasetle uzaktan yakından hiçbir alakam yok. Mesela Ayşe Hanım yazıyor şimdi. Geçen yıl her yer kapandı diye 4 çocuklu bir aileye bir yıl maddi yardım yaptık. Dayalı döşeli evlerini vermişler. Döndüklerinde evinde eşyayla boşaltıp gitmişler. Yani şimdi bu tarz insanlar da insanı da böyle insanı iyilik yapmaktan soğutuyor. Oluyor bu tür şeyler yani içimizde çürük ceviz yok mu? Var. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi yurt dışında bizi takip eden birçok arkadaşlarımız var. Tüm Avrupa'da, Amerika dahil, Asya dahil, Afrika'da dahil birçok takip eden arkadaşımız var. Emin olun buralardan yardım yağıyor şu an. Geçen gün Londra'dan bir arkadaşımız, Erkan'a buradan selamlarımızı iletelim. Göndermiş olduğu yardımlar yerine ulaştı. Bir arkadaşımız pazartesi gönderecek. Geçen gün birisi gönderdi. Elimden geldiği kadar da onları da doğru yerine bulana kadar tedirgin oluyorum. Çünkü isteyene vermiyoruz yardımı da. Hissettiğimize veriyoruz. İsteyemeyene veriyoruz. Yüzü kızarana veriyoruz bu yardımı. O yüzden benim de size tavsiyem isteyene değil de böyle dilenci kılıklı tiplere değil. Gerçekten ihtiyacı olduğuna inandığınız, hissettiğiniz o an böyle bir frekansınıza girdiğini giren kişilere bu desteği yapın. Ben öyle yapıyorum. Bana gelen, bana güvenen arkadaşlar gönderiyorlar sağ olsun. Aynı hissiyatlar onların hissiyatıyla yardımı yapıyorum. Bize de güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani yurt dışındaki arkadaşlarımız bu konuya daha böyle bir yakın. Çünkü orada güvenebilecek bir insan göremiyoruz diyorlar. Tabii ki orada yani yabancıya yapacağını yani Türkiye, sonuçta sen de Türksün. Türk'ün Türkiye'ye yardım olur. Yani insan ayırmıyoruz ama sonuçta imkanı varken ona yapın. Bunu da tavsiye ederim yani. O yüzden herkesin birbirine çok ihtiyacı var. Kesinlikle çok ihtiyacı var. Bir kere sabıra ihtiyacımız var. Birazcık da sinir katsayımız çok aşırı derecede arttı. Bunu birazcık lütfen birbirimize iyi davranalım. Bunu birazcık derecesini azaltalım. Rica ediyorum. Bu konu çok önemli. Şu an insanları galeyana getirip birçok olaylar yaşanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Tüm altyapı onun için gelişti. Yani o halden bahsediliyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bir şeyler olacak. Yani bu şekilde gitmez. Benim tahminim bu sene Haziran 19'da seçim olur gibi geliyor. Çünkü hükümet çok fazla dayanabileceğini zannetmiyorum. Farklı bir olayla bunu süspanse edemezse tabii ki. Farklı bir şeyler de olabilir. O yüzden bunları söylüyorum size. Şimdi birkaç soru alayım. Yani konuyla alakalı sorularınız varsa ama konuyla alakalı hem ondan sonra konumuza girelim, devam edelim.
Güzel sorusu olan arkadaşlarımızdan soru alabilirim. Andromeda demiş, aynen çok gerginim ama mutsuzum. Ondan bu böyle gitmez diyor. Aynen öyle. Furkan Bey siz hoş geldiniz. Size de iyi akşamlar. Celal yazıyorsun ama. Yani söylenecek şey pek söylemedin. Evet, Hakan Tiana dediklerin doğru. Yani bir sarsıntı halk olarak böyle hepimiz böyle bir silkelenmemiz lazım artık. O dönem geldi. Vallahi hükümet kendince yaptığını zannediyor. Yani dolar, yani biz diyor işte asgari ücret diyor dolarla mı veriyorduk daha önceden diyor. Doğru vermiyordunuz ama tüm anlaşmalarımız dolarla. Bunu bize söylemek düşmez ama yani biz de halkız. Yani ister istemez görüyoruz yani. Yani halkı zaten sokağa dökmek mi istiyorlar? Böyle bir durum var. Bunu da pek isteyen yani olmaması için hep böyle dua ediyorum ama bir şeyler o var yani. Farklı bir durum var. Yani 2022'yi bir kere geçmek istiyorlar. Yani 2022'de seçim olsun istenmiyor. Ama bu seçim olmazsa da biz bu şekilde bir sene dayanamayız. Yani bu halk bir sene dayanamaz. Bir yerde patlar. O yüzden şöyle de diyenler var, bazı siyasi yorumcular. Yani şu anki bu asgari ücretin 4.250 TL açıklanması seçim yatırımı olarak görenler var. Ben de evet, en yakın ihtimal o gibi gözüküyor ama 2023'te önce seçim yok deniyor. Bence birinci ayda açıklanır. Çünkü bir seçim çalışmaları bir 6 ay öncesinden başlıyor biliyorsunuz, altyapısı. Belki ikinci, üçüncü aya göre, çünkü kimi çıkartacaklar, kim ne olacak, liderler kim az çok belli ama tarafların belirlenmesi gerekiyor. Bir şeyler olacak. Evet, Yaşar Nuri Hoca da aynısını diyordu. Berna Emrecan. Bu millet duvara çarpmadığı sürece anlayamayacak. Hakikaten bizde de böyle bir sorun var. Hep beraber bir duvara toslamadan herhalde kendimize gelemeyeceğiz. Bir yol hikayesi dediğin mantıklı aslında ama tabii ki öyle bir durum olma gibi şeyi yok tabii ki. Ya kimse, insanlarda bir yaşam enerjisi düştü. Şu an çoğu kişi geçim derdine düştü. Şimdi geçim derdine düşünce ne oluyor? Hadi şu an sevgili tarafının ya da farklı bir sebepleri bir kenara bıraktık. Manevi sebeplere geldik. Ne oldu? Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı, acaba kiramı ödeyebileceğim mi? Acaba borçlarımı ödeyebileceğim mi? Çocuğumun ihtiyaçlarını, karımın ihtiyaçlarını, evin ihtiyaçlarını, erzağını, gıdanı alabileceğim mi? Derken evin reisi kaosa düştü. Kaosa düşen adam ne olur? Ya da kadın, evin reisi. Tek yaşıyor. Evin babası, hem anası hem babasıdır. Öyle ailelerimiz de çok var. Ne yapacak bu insan? İster istemez etrafındaki aurası zayıflayacak. Manevi düşüklük, emin olun, insanlar kendini toparlayamazsa çok kötü yerlere gidiyor. Televizyonlardan birçok görüyoruz. Daha bizim görmediğimiz birçok haberler de var. Maneviyat çökünce etrafımızda bizim koruma kalkanımız var ya. Hani böyle uzay gemilerin bir koruma kalkanı olur. Ateş edersen vuramazsın. Çünkü neden? Kalkanı vardır. Bizde kalkan kalmadı ki. Yani bizde o kalkanımız yok. Bu durumda tüm, yani Türkiye'nin %70'i bu şekilde. Geçen gün yazmıştım. Bir tanınmış birisi paylaşmıştı. Telegram'dan da paylaştım. Garibanın ekmeği yoksa zengine de huzur yok. Bu mantık doğru. Çok eskiden bazı yerlerde kullanıldı bu. Yani sonuçta onların da huzurlu olabilmesi için bu tarafında karnının doyuyor olması lazım. Ama orta direği yok ettiler. Orta direk yok. Ya fakir var ya zengin var. İki çeşit bir toplum kaldı. Önceden orta direk de vardı. Kemal Sunal'ın filminde orta direk Şaban. Bilirsiniz yani bunu. Bunu da çok vurguladılar. Ama orta direk kalmadı artık. Ama bu gariban olmadan da bu zengin de olmuyor. O marketlerde, sağda solda, pazarda, ağır işlerde çalışacak adam.
Yaşayamadıktan sonra nasıl çalışsın? Şu an ev fiyatları almış başını gidiyor. Kiralar çarpı 2 oldu. Her mal sahibi evini satıyor. Kirasını çıkartıyor. Örnek veriyorum 1500 ise 3000 lira diyor. O pozisyona gelmiş iş. Arada bir satış gösteriyor. Bir akrabasına satıyor ya da farklı birisine satıyor. Al sana satış gösterdi. İşte kontrat bittiği gibi çık. Taşınma parasını verip taşındıran mal sahibi de gördüm ben. Benim de başımda var şimdi bu iş yerinle alakalı. Satmışlar bizim mülkü de burada. Ofisin yerini. İranlı bir bayana satmışlar. Çık diyor. Kontrat bitince çıkarım dedim yani ne yapayım. Yani herkes bu durumda. Şu an bir yere taşınmaya kalksak en basit yer 3 milyar, 3,5 milyar. Büyük paralar yani. Taşınmak desen ıvır zıvır. Bu benim için olan bir 4 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu bir aileyi düşün. 5 kişilik bir nüfus düşün. Asgari ücretli adam nereye taşınacak? Ev de yok ortada. Tutabileceği bir yer de kalmadı artık. Her şey ateş pahası. Yani biz 2 sene önce beleş yaşıyormuş. Bildiğiniz 2 sene önce biz gerçekten bol bereket ve beleş yaşıyormuşuz. Yani ben onu fark ettim ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir yağ 45-50 lira. Bu nedir ya? 1 litre yağ ya. Kızartmalı bir iki gün yemek yapsın. Al sana 1 kilo yağ bitti. İnsan kızartma da yapamıyor. Tamam çok sağlıklı bir şey ama çoğu aile yapıyor mecburen yani. Nasıl doyursun herkesi? Valla hiç yani gerçekten bu programı özellikle yapmak istedim. Bu benim içimdeki kaos değil, herkesin yaşamış olduğu bir kaos. Biz de ister istemez, ben de bu halkın içinden birisiyim, ben de etkileniyorum. Ama ekmek bile bulamayan insanlar var ya, halk ekmek kuyruklarını görmüyor musunuz arkadaşlar? Bunu seçime işte yok o parti yüzünden böyle oldu. Bununla alakası yok. Kimse başta sebep budur yani. Yetki verildi, yönetlendi, her şey çok güzel olacak dendi. Hem o tarafın hem bu tarafın için. Güzel olan hiçbir şey yok. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Ya halk ekmek kuyruğunu görünce, o dedeleri görünce orada sırada yemin ediyorum içim cızlıyor ya. Ne olacak bu hal böyle? Hiç bilmiyorum. Yani bu konuda çok böyle bir gerginim aşırı derecede. Yani çalışacak adam da bulamayacaklar yani öbür gün. Sistem bir çökecek ki çökmeye de çok az kaldı. Tedarik zinciri kırıldı bir kere. Daha önceden bahsetmiştik. Şimdi daha gıdanın tedarik zinciri henüz kırılmadı. Zayıfladı. Tedarik zinciri de bir kırıldı mı? Şimdi şu anki 18 lira bandındaki dolar şu an 18,90 olarak gözüküyor bu şeyde dövizcilerde. Siz bakmayın ekrandakine. O paradan gidip bulamıyorsunuz. Yakında kara borsacılık da başlayacak. Böyle bir durum çıktı ortaya. Ne olacak şimdi burada? Bir yerden bir kaos başladı mı? Bizim tüm esnafa ve tüm halka ulaşması bunun bir hafta. Önümüzdeki hafta içi seyredin bakın. Rezillikleri seyredin. İnsanların düştüğü durumları seyredin. Ne olacak bu? Ha, çözüm ne? Çözüm de yok. Kimse bizi çözüm işte bak işte asgari ücreti onlar bilip duruyorlar bilerek bu rakamı 4.250 yaptılar. Yani yaş yere yatarlar mı? Böyle bir şey yok. Tamam normal bu dönem öncesi 4.250 gerçekten normal bir aile için iyi bir para. Bilmiyorum yani hiç çok aşırı gerginim kusura bakmayın. Yani gerçekten gerginim insanların bu halini gördükçe böyle içim parçalanıyor. Elimden geldiği kadar ne gerekiyorsa yapıyorum. Şimdi benim bu akşamki esas ana temelim, hani bu akşamki esas bir program yapayım ya da bir işte şu kadar hiç öyle bir derdim yok. Şu an benim ana derdim insanların birbirine yardım etmesi dostlar. Herkes elini vicdana koysun. İmkanı olandan bahsediyorum. İmkanı yoktur. Sen de birisine farklı bir yardımda bulunursun. Ama insanların birbirine olan sevgisini lütfen yitirtmeyin ya. Bir şekilde bizim karnımız doyuyor. Beni izleyenlerin şu an bir şekilde karnı doyuyor. Hani bak farklı bir sıkıntısı olan varsa yazsın. Şu an izleyenlerden bahsediyorum. Ama karnı doyuramayanlar var. Bunlar ne olacak? Hadi biz yedik, karnımızı doyurduk. Üstüne çayımızı, kahvemizi içtik.
Yani gerçekten hiç iyi bir durum değil. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Yani gerçekten yardım yapmak isteyenlere benim şöyle bir önerim var. Daha önceki Yetiş ya Hızır videomuzdaki ana temel şuydu. O duygu da çok daha duygusal bir programdı. Faruk Dilaveraj o gece beni bayağı bir etkilemişti. Ki etkilendim de yani. Kalbi olan herkes etkilendi. Halen izleyenler, yeni izleyenler de etkileniyor. Ben geçen de izledim. Gene aynı moda girdim. İçinde bulunduğumuz durum bu. Ben size, siz bana ya da o ona yardım etmezse ne olacak? Yani vicdansız bir yere kadar yaşanır bence. Ya düşünün, yurt dışındaki hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, böyle adam düşünmüş, para gönderiyor yani. Abi lütfen bunu doğru yerlere ulaştırınız. Bu ne kadar hassas bir durum biliyor musunuz? Yani çok duygulandım. Gönderen, daha önceden de gönderilen vardı. Ama bu şu anki durumdan mütevellit daha da duygulandım. Hani gönderen herkese teşekkür ediyorum. Elimizden gelen her şeyi ben de yapmaya hazırım. Benim şu an bu programı yapmaktaki amacım herkese bir dokunuş gerçekleştirip bir toplumsal iyilik hareketi yapmak istiyorum. Yani bunun birazcık her yere yayılmasını istiyorum artık. O derece çünkü. Gerçekten büyük sıkıntı. Şu an belki hissetmiyor olabiliriz bugün için. Bu önümüzdeki hafta bu video pazar günü yayınlanacak YouTube'da. Yani siz de hafta içi bir seyredin. Televizyondaki rezilliği ya da sağda soldaki rezillikleri seyredin yani. Çünkü gerçekten insanlığımızı rezillik bir pozisyona getirdiler yani. Kelime dahi bulamıyorum. Marketçilerle konuşuyorum. Hani özel büyük marketler var ya, böyle işte Şok'tur, A101'dir falan. Yani market, sadece etiketçiler var. Yani günde 2-3 defa etiket değiştiriyorlar. Geceden kalıp da gece mesela tüm etiketleri değiştirenler var. Artık bir sektör haline geldi marketlerde bile bu. Nasıl olacak? Benim şöyle bir tavsiyem var. Yani imkanı olan, bu işi yapmak isteyen, bu gerçekten siz de bir Hızır olabilir misiniz demiş olduğum konuda, evet olabilirsiniz. Ben olabiliyorum. Siz de olabilirsiniz. Odaklanın. Ben baktım, ayırdım. Yarım saat, bir saatinizi ayırın. Bir yere gidin, bir markete gidin. İzleyin. Ucuz marketlere gidin tabii. Yani bir Carrefour Premium'a ya da 5M Migros'a gitmeyin. Yani ucuz bakkal da olur. Ama şimdi çoğu kişi artık bakkala bile gitmiyor, hesap açtıramıyorsa, yazdıramıyorsa. Genelde işte Şok'tur, BİM'dir, A101'dir. Bu marketlere gidiyorlar. Ya da böyle yerel küçük marketleri. Bakın orada hani markette parası yetmeyen adam az çok belli eder kendini ve utanır. Bu tarz kişiler olabilir. Ya da ne bileyim, oralarda gezinen böyle bir parça bir şey alan kişilere odaklanın. Ben öyle yapıyorum. Kişiye odaklanın. Hareketlerini izleyin. İhtiyacı olan adam zaten isteyemez. Gerçek ihtiyaçlı olan kişi, o bizim gördüğümüz dilenciler gibi, isteyemez. Bu net. Yüzü kızarır. Bizim bu tarz insanlara destek verme ihtiyacımız var. Dilencilere kim veriyorsa versin. Dilenciyle işimiz yok. Yani benim derdim direkt kişileri bulmanız. Herkes, bakın şu an 100 kişi izliyor bizi. Bu YouTube'da da yayınlanacak. Orada da izleyenler olacak. Bunu bir şekilde halkımız, bir şekilde yani imkanı olan bunu yapabilir. Ben yapmanızı istiyorum. Yapabileceğinizi de kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum. Elinizi kalbinize koyun. Hissedin. Yani ben Allah'ım bir saat bu işe kendimi ayırıyorum. Bu kadar da bütçem var. İhtiyaç sahibi olan kişiyi bana yönlendirir misiniz diye yola çıkın. Yemin ediyorum geliyor yani. O kişiyi buluyorsunuz yani. Ben buldum. Birçok arkadaşımız da bulmuş. Bana da yazanlar çok oldu. Ara ara da bu konuda yazanlar var. Yani bunu yapabiliriz. Çok zor bir şey değil. Yani şu durum, farklı bir konuya girmek istemiyorum bu gece. Konumuz, ana temeli bu. Yani şu an bize yazan arkadaşlar var anındakilerle ilgili. Yani bu gece konumuz bu. Anındakileri konuşuruz gene. Yani şu dakika bizim anındakiler şu dakika için ekmeğimizi vermiyor yani. Yani hiçbir şey ekmeğimizi vermiyor. Şu an bizim bir şekilde insanların birbirine destek olup, birlik olup, beraberce bu işin üstesinden bu kışı atlatmayı en azından sağlarız diye düşünüyorum.
Yapabiliriz ya. 50 lira 100 lira bile büyük para imkanı olmayan için. Ekmek oldu 3 lira 4 lira. Bugün yarın 4-5'e doğru koşuyor. Onun çuvalı kaç para olmuş? Geçen gün Kayserili bir vatandaş, ben de bu haberi okudum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bir fırın, şey fırın diyorum, un fabrikası sahibi. 300 küsür lira olan unu yarı fiyatına düşürmüş. Fabrikadan ama. Yarı fiyatına düşürmüş. Her yere de haber salmış. Her gelen aileye bir çuval veriyor. Ve insanlar kuyruk olmuş orada. Ondan Allah razı olsun. Allah yani kalbine göre versin inşallah. Yani gerçekten çok hoş bir davranış bu tür durumlarda. Herkes böyle bu tarz bir davranış sergilese, birilerini mutlu etsek, en azından umut olsa, o umutla günlerini geçirse, bir şekilde umudun varsa yaşıyorsun zaten. Umudu olmayan birçok insan intihar ediyor bu durumda. Yani bunlar yaşanan şeyler, gördük. Ben de zamanında iflas ettim. Umutsuz olduğum kısa anlarım oldu. O da yani inancım olduğu için. İnancım sayesinde ayağa kalktım, yeniden canlandım. Üç defa yaşadım ben. Daha önceden de anlatmıştım, eski videolarımda var. Yani ağır, sıkıntılı, babamın öldüğü gün çok ağır bir durum yaşamıştım. Babamın vefatından sonra üst üste geldi. Ama atlattım. Nasıl atlattım? İnancım sayesinde. Eğer inancım olmasaydı şu an karşınızda konuşamıyor olurdum. Yani bu konuda ben çok hassasım. Yani ben gerçekten bu konuda hassasım. Yani duygulanıyorum. Gerçekten insanların birilerine yardım etmesine ihtiyacı var. Yani ben elimden geldiği kadar yapıyorum. Yani cebinizde bir bölüm ayarlayın. Yani 50 lirayı mesela koyun. İmkanı olan için. Yani 50 lirası bile olmayan da vardır belki. Bilmiyorum. Bir şekilde o 50 liraya ayarlayın. Bir şekilde desteğinizi yapın yani. 100 lira olur, 1000 lira olur, hiç önemli değil. Yani ama bunu yapın, kesinlikle yapın. Düşmeyen, sıkıntısını çekmeyen bilemez. Öyle değil mi? Ben bunu yaşamış birisi olarak ben bunu şu an bile hissedebiliyorum. Herkes bunu yapabilir. Birazcık böyle bir konu dağılsın. Ben de biraz açılayım. Başka birkaç soru alalım sizden. Yani doğru kişiyi bulabilirsiniz. Odaklanın. Ya bir dua yapın. Hani mesela dua ediyorsun. Allah'ım ben işte bu sıkıntımı gider. Aynı şey gibi Allah'ım dua et. Yani bana gerçekten ihtiyacı olan kişi benim karşıma çıkar. Mutlaka da o an birisi de dua ediyordur. Allah'ım bana destek olacak birisini karşıma çıkar. Ne oldu? Yani Allah bir şekilde çıkartır, buna emin olabilirsiniz. Yani. Ben bunu yaşadım. Yaşayan da çok kişi var. Hani her şey kitaplarda hani böyle fi tarihinde olmuş bitmiş değil yani. Halen her şey yaşanıyor. Geçmişte ne yaşanmışsa halen devam ediyor. Yani o kitaplarda din tarih, dinde, din kitaplarında, tarihte okunan olayların hepsi ya halen devam ediyor. Biten hiçbir şey yok. Hani dua ediyorsan böyle fütüristik geliyor bazı arkadaşlar. Olur mu falan? Oluyor. Kalbiniz güzelse, güzel dua ediyorsanız her şey olur. İyiliğiniz için de, kötülüğünüz için de. Ya da bir iyilik yapmak istiyorsunuz ama doğru kişiyi ben nereden bulacağım? Dua edin abi. Dua edin, aç elini. Bu şekilde dua et. O kişiyi senin karşına düşürür Allah yani. Bu var yani. Bu kesinlikle var. Yok diye, olmaz diye düşünmeyin. Bugün de ağzım kuruyor biraz, kusura bakmayın. Bak arkadaş ne yazmış Havva'nın? Vallahi ay başı gelsin diye dua ediyoruz. Şimdi zaten garibanın işi ne ki? Ayın 28, 30'unda birinde alıyorlar. Ayın 10'u dönümü para bitti. İşte bir minicik böyle bir para kalıyor. Onu da işte ay sonuna kadar işte çocuk bile yani. Bir de şimdi şöyle bir şey. Hani adam büyük insan olsa kendini bir şekilde yem vurur. Çocuğu bir şey istiyor. Çocuk ne bilsin para var yok. Yani gerçekten bu çok hassas bir durum arkadaşlar. Bunu yaşamayan bilmez. Yani gerçekten çok önemli konular. Yani kimseye yaşatmasın Allah. Ama bunu yaşayan acısını da bilir, tatlısını da bilir. Lütfen. Yani bu çok önemli. Biraz soru alayım. Yani ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yazın.
Yani içinizden şu an bizi izleyen kim olursa herkesten rica ediyorum. İmkan olan bunun niyetine girsin ve bunu yapsın. Ya yani bu iyilik hareketini başlatalım ve herkes bunu mutlaka birisiyle paylaşsın. Ya da bu videonun birilerine ulaşmasını sağlayın. Bakayım ne demiş. Bahar Hanım, annem bugün ekmek aldı dağıt dedi. Ne güzel. Bak ekmek ya. 4 lira, 3 lira. Yeri bazı yerde 2,5 lira. Alın dağıtın. Ama halk ekmekten gidip almıyor. Zaten orada garibanlar kuyrukta. Yani gerçekten. İbrahim Bey, sistem çökerse hepimiz açız yani, onu baştan söyleyeyim yani. O su gelen Suriyeliler, orada yaşanan sorunlar bile ufak kalır yani. Gece namazı için hani gece 23 ile sabah 4:45 arası. Asuman Hanım, sizi de tanıyorum. Yani tabii ki hayvanlara da yapın ama şimdi şöyle bir de durum var. Son dönemlerde çok uzun zaman, ya son dönem derken aslında çok uzun zamandır bir kedi ve köpek besleyen, evinde besleyenler insanlardan çok uzaklaşmış kişiler. Çünkü neden? Dışarıdan darbe görmüş. Evine hayvanını almış, tamam, ona da kabul. Ama insanlar o kadar böyle kötü davranıyorlar ki, herkes için söylemiyorum. İnsanlardan soğumuşlar. Ne oluyor? İçindeki tüm sevgiyi o kediye, köpeğe aktarıyor ya da kuşa, böceğe, kuşa, balığa, her şeye. Ya ne oluyor bu sefer? İnsana sevgi veremiyor. Çünkü ne diyor? İnsanlardan ben yara aldım. Lanet olsun insanlara diyor. Adam kendini evine kapatıyor. İşte daha böyle asosyal bir yaşam sürüyor. Bundan kurtulalım. Hayvanlara tabii ki bakalım. Benim evimde de 3 tane hayvan var valla. Her biri de ayrı mama yiyor. Mal ettim, mal. Şimdi ben bunları nasıl atayım dışarı? Kediye atamam. Kuş, kaynanamın eşimi hatırası, hiç atamayız. Eşi, kızımın böyle köstebekgillerden böyle bir beyaz bir fareye benzeyen bir şey var. O da sevimli. Onu nasıl atayım? Yani herkesin beslediği bir şeyler var. Bazısı dışarıdaki hayvanlara elinden geldiği kadar destek oluyor. Ama bunu insanlara da yapın ya. İnsanlardan soğumayın yani. İnsan, zaten amaç insanları birbirine düşürmek değil mi burada? Bu gene şeytanın bizim konuya geliyor iş. İblisin, şeytanın baş oyunu bu. İnsanları birbirine kırdırmak değil mi? Zaten kırıyoruz birbirimizi. Ama öldürerek, ama kalbini kırarak, ama kötü davranarak. Malum. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Hani hiç hoş durumlar değil. Yani dip noktalar. Biz bu sene yani şöyle Şubat bir şekilde geçer. Şey, Ocak bir şekilde geçer. Şubat, Mart, Nisan. Zaten Nisan, Ramazan. Valla işte o şu 3 ay. Çarşı pazar bayağı bir karışık o. İnşallah ben yanılırım. Normal güzel geçsin. Herkes halk refah ersin. Ama şu anki pozisyonda dolar aldı başını gitti. Ama tabii ki bizim paramız eriyor. Dolar yükselmiyor. Bizim paramız dolar karşısında eridiği için bizim için bu şekilde. Ama ana temel neydi? Çin modeli. Çin'de asgari ücret işte normal şu an 286 dolar olması lazım. Türkiye'de de şu an aynı para. Şu an bir zamı da yaptılar. Tamam, önleri açık şu an. Dolar her geçen gün tırmanacak. Bizim asgari ücret 100 dolar bandına, 100-130 dolar bandına bir kitleyecekler. Dışarıdan iş adamları ağzını suya akacak. Sanayiciler. Herkes Türkiye'ye gelecek, yatırım yapacak. Hükümetimiz de para oynayacak. Allah gözlerini doyursun herkesin yani. Böyle bir şey yok. Yani şu an robotlar gelme gibi durumu yok. Öyle bir durum yani, insanların yerine ki robotlar gel şu an değil. O var da. 2030 sonrası o. Altyapı hazır ama. Oraya doğru gidiyoruz. Yani dip nokta benim öngörümle yazın bir şekilde piyasaları açıyorlar. Bakın bunu unutmayın. Seçim zamanında piyasaya para pompalıyorlar. Para sıkıntısı kalmıyor. Tabii ki sıkıntısı olan sıkıntısı bitmez de genel hal itibariyle evet.
Ya şu an İsviçre'deki çok büyük bir banka. Yani Türkiye ile ilgili, TL ile ilgili bundan sonra da diyor hiçbir yorum dahi yapmam, açıklama dahi yapmam diyor. TL benim için artık öngörülemez, ucu olmayan bir para birimi yani. Alakamız dahi yok. Hiçbir işlem yapmıyoruz diyor. Yani bu yani zaten Türkiye'nin ayağa kalkınabilmesi için güven şart değil mi? Güven olabilmesi için toplumda ne olacak? Bir kere hak, hukuk, kanunların düzenli ve intizam olması lazım. Banka ve para sisteminin düzgün çalışması lazım. Yani şu an habire faiz düşürüyoruz. Tüm dünya çıkartıyor, biz düşürüyoruz. Bilmiyorum onu da. Bir tek biz mi akıllıyız? Yani anlamadım bu işi. Biliyorum da söyleyemiyoruz. Halk ekmekte de askıda ekmek var da. Yani onu gidip normal ekmek alanlar değil de orada harcan gelenler şey yapıyor. Yani bunu da yapabiliriz. Halk ekmeklere gidip bir 100 tane 200 tane imkanı olan bunu da yapabilir. Ya da ne bileyim bir şok marketin ya da X yani şok market dediğime bakmayın. Adı ağzımıza dolanmış. Onlardan 50'şer 100 liralık kartlar oluyor. Onları satın alın, onları verin. Hani güvenmiyorsunuz herkese. Onu da yapabilirsiniz. Gerçi 50 liraya bir şişe yağ alacağız artık herhalde. Süt olmuş 15 lira. Yani gidin ya da ne bileyim gerçekten imkanı olan tanıdığı güvendiği yerel bakkallar vardır. Onların bir bakın hesabı kabarmış ama ödeyememiş. Şu günlerde de alışverişe gelemiyor malum. Onlardan birazcık düşüm yaptırın. Böyle de olur. Ama gerçekten birilerine temas edin bu ara. Herkes bir hayır duası alsın emin olun. Yani birim veriyorsunuz 10 geliyor. Ben size kesin net söyleyeyim yani. Ben veriyorum geliyor. Allah büyük. Ben veriyorum ve geliyor. Böyle bir kenarda paranız vardı. Yani sizi sarsmayacak şekilde yapın. Yani büyük para yardımcı olacak kişi de beni arasın. Ben de destek vereyim. Gerçek kişilere yayılması için emin olun günlerimi harcarım bu işe. Yani. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bu konu için akan sular durur bende. Ne gerekiyorsa yapalım. Bu konuda paylaşmak ya da anlatmak istediğiniz şeyler olursa lütfen bana ulaşın. Bu arada şunu söyleyeceğim. Benim bazı paylaşımlarımın altına herkes için söylemiyorum bunu. Birkaç kişi var piyasada bilindik. Yeni yeni hesaplar açıyorlar kendilerine. İşte abi ben şuyum, işte bana da yardımcı olur musunuz? Yani insan direkt otomatikmen ikileme düşürüyorlar. Acaba doğru mu? Hadi araştırıyorum saatlerce. İşte muhtarına kadar bulduğum kişi oldu. Üç kağıtçının tekiymiş yani. Ankara'da var birisi. O kadar çok kişi var ki. Yani bunları da lütfen yani işin kötü ki insanlar da var. Bunlara dikkat edin. Yani sağlamasını yapın. 50 lira 100 lira verdiğiniz bir şekilde zaten hissedersiniz ama öyle daha ben işte yok kiramı ödeyemedim yok işte kiramı öde falan bu tip tipler de var. Yani o tarz insan isteyen insanlara bir kere bir alıcılarınızı açın yani. Hemen böyle inanmayın. Hani sev say kontrol et derler ya. Araştırın sağlamasını yapın. Yani küçük paralarda sıkıntı yok ama büyük paralar bu tür bu işin yoluna çıkmış kişiler de var yani. Celal'cim, onun senin dediklerin cevabını verirsem bu geçen günkü YouTuberlar gibi biz de paket yaparlar. Sonra program yapamayız yani. Ben hiç kimsenin o art niyetli konuşmam, kimseye hiçbir partiyle, siyasi partiyle de bir alakam yok. Şimdi teheccüd namazı için tabii ki uykudan kalkmak gerekir. Teheccüd namazın ana temeli nedir? Gece namazıdır. Uyuyup uyandıktan sonra gece iki defa. Genelde bunu bizim yaşlar yapar. Tuvalete kalkar. Hadi kalkmışken bir abdest alayım, kılayım. Hadi ondan sonra bir daha tuvalete gelir. Gene abdestini alır yapar. Bu gece namazı budur. Fakat bizim buradaki insanlara ana temamız teşvik etmek. Şimdi adam hiç hayatında namaz kılmamış. Adam beni aramış. Sıkıntıları var. Abi diyor ben namaz kılmayı bilmiyorum diyor. Şimdi ben o dakika o adama o namazı öğretmeye kalkarsam o iş olmaz. Ben de diyorum ki doğru bu olabilir ve Allah da kabul eder. Hani o adama gaz vermiyorum yani. Gider git abdestini al diyorum. Hangi duayı biliyorsun? Kulüvallah biliyorum diyor. Tamam diyorum yat kal. Kulüvallah da dua et.
Alnım bir kere bir secdeye değsin de şurası bir vibrasyon yapsın, titreşim yapsın, uydu anteni devreye girsin, frekansı alsın. Bak o zaman neler değişiyor onu hissetsin diye söylüyorum zaten. Ama bunu dinimizde de yeri var. Hiç dua bilmeyen de konuşarak bile namaz kılabilirsin. Allah senin ne yaptığın kalbini bilmiyor mu? Frekans belli. Birine gösteriş için değil, Allah'ına ulaşmak için, bağlantı kurmak için dua ediyorsun, namaz kılıyorsun. Ve her zaman özellikle gece namazlarında Telegram'dan vermiş olduğum tılsımlı bir duam var. Gerçekten çok azametli. Çok çok daha üstleri de var ama onlar herkesin eline geçmemesi için veremiyorum. Ama bu vermiş olduğum tılsımlı dua gerçekten çok azametli. Seccadenin üzerinde dediğim şekilde kalbi bir şekilde o namazınızı kılın. Abdestinizi alıp gece. Bakın neler oluyor, seyredin. İstemeyi bilin ama. İstemek çok önemli. Şimdi örnek veriyorum. Yani bir örnek vermek gerekirse ver olan onu bana dersen olmaz o iş. Verirse bile gönülsüz olur. Verir misin bana dediğinde normal insan için bahsediyorum. Güzellik de verir. Yani sen de Allah'ından isterken direkt herkes bir para olarak söylemeyin. Yani para kelimesini rızık bolluk olarak kullanın. Allah'ım bana para ver diye ben dua ettim hatırlamıyorum. Hani rızkımı arttır, bolluk bereket ver formatında kullanırsanız yani şase yapmaz en azından. Çünkü şu an sıkışan para istiyor. Ne isteyecek başka adam? Çünkü parayla işi çözülüyor adam. Ama bir de parayla da işi çözülmeyenler de var. Onlar için bana yazabilirsiniz diyorum. Yani parayla işi çözülemeyin. Mesela birçok kişi son dönemde herkes paralize olmuş. Paralize derken yani böyle sıkıntıya düşmüş. Aurası çökmüş. Maddi sıkıntılardan ya da ne bileyim manevi sıkıntılardan ötürü etrafındaki aurası çökmüş. Adam ayarı kaçmış. Gece rahatsız ediliyor. Uyuyamıyor. Panik atağı tutuyor. Daha değişik böyle cinli olaylar yaşayanlar var. Çoluğu çocuğu bu duruma karışmış olanlar var. Çocukları, küçük çocuklarda son dönemde bu çok var. Ya şu an sisteme eklediğim birçok çocuk oldu. Yani dua işte koruma korkuluk yaptığımız. Yani gerçekten zor günler. O yüzden huzur her şeyi düzeltir. Bir insanın huzuru varsa, mutluysa o insan yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her şeyin üstesinden gelir. Şu zor günleri de bir şekilde atlatır. O yüzden siz de insanlara destek verin. İmkanı olan mutlaka birilerine temas edin ve bu olayı güzel bir şekilde yazı görelim. Gerisini önümüzdeki sene düşünürüz. Ama bir şekilde bir şeylere başlayalım. Evet, bir yol hikayesi. Doğru söylüyorsun. Ben çok hastaneye gittim, bilirim. Gece imkan olan cebinde para, mesela gece oturuyorsun eşinle, hadi gel biz bir şey yapalım, ama o gece hadi dur yarına bırakmayın, gidin hastane ve devlet hastanenin köşelerine, orada bakın yani acil yakınlarında durun, böyle bakın böyle, ya da nöbetçi eczane civarlarına gidin. Ben genelde nöbetçi eczanı tercih ediyorum çünkü o da o hastaneden çıkan o nöbetçi eczaneye geliyor, parası yetişmiyor. Ben genelde eczacıyı da bağlıyorum, yani bir şey olursa diyorum hemen bana söyle, ben oradayım ya da arabadayım. Şöyle halledelim. Bunu da yapabilirsiniz. İlaç çünkü adam bir şekilde alması lazım. Ben alyansını bozduran da biliyorum. Ceketini satan biliyorum. Gidip gece kahveye gidip arkadaşlar ilaç alacağım. Üzerindeki adam üzerindeki ceketi çıkartıp sattığını biliyorum ben ya. O yüzden çok önemli şeyler aman. Yani özel bu tarz bir iyilik yapan kişinin emin olun, hani derler ya iki yakası bir araya gelir. Emin olun iki yakası bir araya gelir. Olmayacak işleri bile olur. Çok net. Yapın. Deneyin. Bir zararınız yok. Andromeda, başkası için ilaç alın demiyoruz zaten. Eczanenin orada beklersen, eczacıyla da bağlantı. Adam orada ilaç almaya gelmiş, parası çıkışmamış, bir şey olmuş.
Eczacı da oradan sinyal yapacak. Sen de onun parasını ödeyeceksin. Adam ilacını alacak, gidecek. Başkası için ilaç almayacaksın tabii ki. Asuman, ben sizi tanıyorum. Yapabileceğinize inandığım için zaten söyledim. Durumu iyi olup da halk ekmek alan zaten o olay pintidir. Ve ekmekten kazanacağı 1 liranın peşindedir. Belki de halk ekmeği seviyordur. Bilemeyiz orası. Ama bence pintidir yani. O garibanın ekmeğini niye alıyorsun orada? Zaten üretilen ekmek belli yani. Yani git fırından tam tavalı ekmek al, aynı şey. Evet Hakan Bey, yani Edirne'de dolarla alışveriş patlamış, doğru söylüyorsunuz. Çünkü tüm Bulgarlar, hani bizim beğenmediğimiz Bulgarlar vardı ya, ama bırak şu Bulgarı diyen insanlar da vardı. Küçümsedik, belki biz de onların durumuna düştük. Şu an bir lava 8,5 lira falan. Adamlar full her gün, yani şöyle günlük alışverişe Edirne'ye geliyorlar. Edirne'de yetiştiremiyor mal satmaya şu an. Orada yüksek bir ticaret var şu an. Bildiğin normal semt, başka bir semte geçer gibi. Ülke değiştirip gelip alışverişini yapıp evine dönüyor. Yakıt da alıyor. Çünkü orada daha pahalı. Evet, Londra'daki Türk tır şoförleri de sıkıntı yaşıyormuş. Duymuştum ben de onu geçen gün. Yani zaten demir çelik fabrikalarında sıkıntı vardı Hakan Bey. Kimlerin çöktüğünü de biliyoruz. Kimler sıfırladı onları biliyoruz. Onlar da patladı. Evet, Tolga 26 Koçit. Krishna 2. Dünya Savaşı'nda insanlar ne yapalım diye soru sorarlar. O da kendi kurtuluşunuzu arayın diye cevap verir. Yani bizim halkımız da şu an kendi kurtuluşunu arıyor. Ama herkes kendi canını düşünüyor mecburen. İmkanı olanlar da bizler de insanlara destek olacağız. Yani biz de burada toplum bilincini durumu iyi olanlar da yani kötü olanlardan bahsetmiyorum. Biz iyiyiz şu an. İyi olanlardan bahsedelim. İyi niyetliyiz. Biz de onlara destek vereceğiz. Ama 1 lira, ama 100 lira, ama 10 bin lira hiç fark etmiyor. Yardım miktarı olmaz. Senin kalbinin güzelliğini karşı tarafa yansıt, o da birisine yansıt. Hani sana o kişi Allah razı olsun, sen de o kişiye dersin ki sen de durumun iyileştiğinde sen de birisine yardım et kardeşim dersin. Bu kadar. O adam hatırlar onu, unutmaz, merak etmeyin. Evet, güzel birkaç soru alalım arkadaşlar. Evet Asuman Hanım, hepimiz aynı duygularda, hislerdeyiz. Yani hep şu an buradaki kanaldaki herkesin aynı histe olduğunu biliyorum zaten. Asuman Hanım, siz de bana yazın. Ben size geçen gün gönderdim. Onu gönderdiğimi deneyin. Orada size nasıl kullanacağını söylemiştim. Evet, Andromeda yani sahtekar da çok. Lütfen yardım, yani şöyle söyleyeyim, mümkün olduğu kadar temas etmeye çalışın. Hani mesela örnek vereyim, yani isim vermek istemiyorum, böyle yardım kuruluşları var ya büyük. Ben hayatım boyunca ben o tür kuruluşlara bir kuruş vermiş insan değilim. Camide cumadan sonra çıkarken hani ister onlara bir kuruş vermiş insan değil. Benim çocukluk arkadaşım vardı. Babası imamdı.
Her cuma da böyle kutu açardı böyle cami çıkışında. Bir dünya para da bir toplardı, cebine koyardı. Ben hiç unutmam onu. O benim içime oturmuş. Yani ben camide kimse, hiçbir camiye ben yardım etmem. Yani bir şey lazımdır, o an alması gerekir. Ben alır götürürüm oraya, sorun değil. Ama o şekilde o yardım sandığına, köy sandığına para atmam yani. Atmayın siz de. Her yer cami. Git, içinde insan yok. Okul yapsınlar. Cami herkese yeter. Cami olmuş siyaset mekanı yani. İstediğin her yerde dua edebilirsin abi. Allah'la iletişim için illa camiye de gitmen gerekmiyor yani. Camide sadece burada namaz kılınır diye bir kaydı da yok. 657'de bir imamın arkasında ben, kimse alınmasın, ben namaz kılmıyorum. Gülcan Efe 58, bana WhatsApp'tan yazın ya da Instagram DM'den numara veririm, oradan bana yazar, atarım ben de size. O duayı tılsımlı duadır. Seccade üstünde okumanızı tavsiye ediyorum gece namazlarında. Diğeri de yastığın altına, o beyaz olanda. Peygamber Efendimizin cinlere yazmış olduğu bir cin mektubudur o. Ama piyasadaki dolaşımda olandan değildir bu. Orijinaldir. Tüm testleri ve Arapça sistemden incelettim. Ben de test ettim birkaç kişi de. Yani çok doğru olan bir duayı gönderdim. Peygamber Efendimiz de cinler alemin kesin bir mektubudur bu. Çok detayı da var. Ona girmiyorum şu an. Konumuz değil. Onu yastığınızın altına koyun. Gerisini Allah'a bırakın. Her şey düzeliyor. Kalender 28-72. Hocam konumuzla alakası yok ama dua mekanizmasından bahsedelim. Evet, güzel bir soru aslında. Konumuza da uyuyor. Yani dua öyle bir şey ki, yani ağzımızdan çıkan aslında her sözde bir, nasıl bir büyüyse, siz Allah'ınızı düşünerek oraya gönderdiğiniz bir frekans var. Bir radyo sinyali diyelim. O sinyal yerine ulaşıp size geri döndüğünde zaten üzerinizde böyle güzel bir rahatlama. Ben genelde bol bol esner, gözlerim yaşarır. O kadar keyif ve rahat, huzurlu olurum ki. Bir şekilde o bir şeylerin, sizin sistemin çalıştığını hissediyorsunuz. Hani Allah'a inanmayanlar da var. İşte alın size ispat. Ufacık bir ispattır. Ama çok önemlidir. İnsanın üzerine o kadar güzel bir frekans geliyor ki. Yani en büyük, yani trilyon borcun olsun gene ödersin yani. Hiç, o kadar keyif alıyorsun yani. Ben öyle hissediyorum. Ve o azimle hayattayım. O azimle her gün uyanıyorum. Bu şekilde. Yani dua budur aslında. Çok detayına da girmeye gerek yok. Dua edersin, bir şekilde karşına alırsın. Ama işte onun da isteyiş şekli de önemli. Az önce anlattığım gibi. İstemeyi de bilin. Hani gidip bakkaldan bana bir peynir ekmek versene gibi değil yani bu. Birazcık kalbi. Dualarda zaten en önemli şey kalbinden gelmesi. Hani ihlasla okulan dua derler ya. Yani kalbinin mutmain olması gerekiyor. Kalbin o duayla böyle birleşmesi gerekiyor. Böyle bir birleşim yapıp öyle gönderiyorsun. Yani duayı, isteğini güzelce böyle paketliyorsun, kurdelesini yapıyorsun. Hediye verir gibi. Bu. Yani duanın ana teması benim için budur. Başka hiçbir açılımı yoktur benim için. Bu şekilde Allah'ına gönder, o da sana hediyeni gönderir. Ama bir sıkıntılı bir işindir, ama rızıktır, ama farklı bir sınavdır. Herhangi bir şey olur. Evlenemiyorsundur, işin bozuktur, işe girememişsindir. Her şey olur. Her şey insanlar için bu hayatta. Emin olun, oluyor. Ama buradan kalben. Beyninizde kötü şeylere de çalıştırmayın. Emin olun, her şey öyle güzel işliyor ki mutlaka ha dedin de şimdi ettin, 5 dakika sonra olacak, niye olmadı acaba demeyin. Olur. Olur. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız, çok konuştuğum insan var. Diyor ki Murat Bey, yani ne yapsam olmuyor. Elimi ne atsam kuruyor. Evlenmeye kalkıyorum, bozuluyor. İş kuruyorum, batıyor. Ben de bir afyor, yani abdestsizlik mi var diyor. Yok sende bir abdestsizlik. Sen kendi sıkıntını, kendi blokajını kendin koyuyorsun. O nasıl olur diyor.
Ben ne yapsam olmaz dersen o zaten olmaz. Negatif kendini yüklüyorsun, ondan sonra olmasını bekliyorsun. Böyle duvarı kendin örmüşsün önüne. Biz her şeyi Allah'tan bekliyoruz. Bizim en büyük şeyimiz bu, sıkıntımız. Hani biz nasıl yetiş ya Hızır dediğimizde bir şeyler istiyoruz ya. Siz de birisinin Hızır olun. Yarın öbür gün siz yetiş ya Hızır deyince o Hızır size gelir o. Sistem bu şekilde çalışıyor. Siz de birisine bir destek olun. Ya bazı insanların bir iki kredisi oluyor daha hiçbir şey yapmadan ama o kısmet artık. Onu şudur, şu şekilde olacaktır diye bir kaydı yok. Hep öyle değildir yani bu sistem. Siz de birisine iyilik yapın. İyilik yapın, denize atın. Unutun. Senin de bir sıkıntılı anında emin ol. Bir kan ihtiyacın olur, bir hastan olur. O an bir sıkıntılı bir işin vardır, adliyede bir sıkıntılı bir sürecin vardır. Tak diye çözülürünce Allah'tandır deyip de geçmeyeceksin yani. O işte hani iyi olur Allah'tan, kötü olur şundan demezsin yani. Yani bu tür şeylere dikkat edin. Hassas, birazcık da hassas dönemler geçiriyoruz. O yüzden birazcık hassaslaşmamız gerekiyor bence. Ben çok şu an böyle nasıl biliyor musun? Tüm alıcılarım böyle en ince ayarda. Yani ne kadar ne şey varsa hissetmeye çalışıyorum ki bir şey kaçırmayayım. Yani destek olunacak, yapılacak, edilecek. Şu arada herkes birbirine gerçekten güzel davransın, jestler yapsın. Gerçekten insanların böyle buna ihtiyacı var. Kötülük her yerde zaten. Önemli olan iyi olabilmek. Kötü herkes kötü olabilir ama herkes iyi olamaz. Kalbiniz güzelleşir. Yüzünüze vurur. Nur gelir. Buna emin olun. Sağ olun Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. Yani bunlar bu size anlattıklarım hepsi aslında hayatımın bir parçası. Yaşanmışlık o kadar çok ki. İster istemez insan hissediyor. Ben hep hissederim. Terazi burcuyum. Birazcık da duygusalım. Ondan da kaynaklanıyor. Ama yaşanmış olan şeyleri paylaşmadıkça bu deneyimi mesela sadece bu deneyim değil, farklı deneyimlerim ve bilgilerimi de aktarıyorum. Bunları paylaşmadıkça ben patlarım ya, çatlarım yani. Yani iyi ki diyorum bu kanalı açmışım. Yani gayet de memnunum sizlerle tanıştım. Sizler varken ben daha da bir güçleniyorum. Daha fazla bir şey yapmak içimden geliyor. Keyif alıyorum. Ne mutlu bana bunu yaptıranlara diyorum. Yani sizlere de Allah'ıma da dua ediyorum yani. Bir şekilde de bir insanların bir yarasına bir merhem olabiliyorsak da ne mutlu. Yani burada yani bu düşüncede yaşarsanız bir şeyler düzeliyor, güzel gidiyor, oluyor. Hani bizim bu dünyada iyiler fazla yaşamıyor. Belki erken ölürüz bilmiyorum ama siz iyiliğinizi yapın abi. Taşın altına elinizi koyun. Aman ya bana ne demeyin yani. Ha, bunu manipüle edecek çok insan var. Bu da bir gerçek. İşte siz hassaslaşırsanız hissedebilirsiniz duyguları. Ama düz bu şekilde bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz. Hassasiyet ayarlarınızla böyle ince minimal ayarlarını yapın. Bakın neler hissediyorsunuz. Bir de duayı edin. Oo, yani gerçekten bu ispatlı olan olaylar bunlar. Sevgi Şahin 47-40. Söylediğiniz dua al basma için de geçerli mi? Her şey için geçerli. Siz bana yani bakın arkadaşlar bir şu ara sıkıntısı olan bana yazabilir. Ne olduğu önemli değil. Ama konuşarak destek veririz. Ama farklı böyle yapabileceğimiz şeyler vardır elimizden gelen. Yaparız. Yani bir şekilde işini çözeriz yani Allah'ın izniyle. Ama özellikle böyle psikolojik sorunları, işte antisosyal kişilik yaşayanlar, panik atak, bipolar bozukluk, gibi durumlar. Onun akabinde hani elimden geldiği kadar bir imkanım olsa ama tabii güvendiğim insanlara desteğimi veririm. Şu ana kadar birçok arkadaş, belki binlerce kişi, o kadar çok kişi yazıyor ki. Ve herkese de anında cevap veriyor. Bende de öyle bir takıntı var. Mesaj haznem sıfır olacak. Hatta gizli bölüme düşenler oluyor Instagram'da. Onlara bile her gün bakıyorum. Yani cevap vermez diye düşünmeyin.
Gece 3, 4, 5 uyanık olduğumu her dakika bakıyorum. Kendi zamanımdan çalıp önünüze koyuyorum. Buna emin ol. Hiç sorun değil. Yeter ki zamanım olsun, imkanım olsun. Hemen dönüyorum. Mesaj kutumu dolu bırakmam. Her gün günlük temizlerim. Bugünün işini yarına bırakmam. Buna emin olun. Ne sıkıntınız varsa da paylaşın. Bir kelime bir kelimedir. Herkesin kendine göre bir bildiği vardır. Benim bilmediğimi siz bilirsiniz. Sizin bilmediğinizi ben bilirim yani. İşleri kötü giden olabilir. Hiç önemli değil. Karı koca arasında sıkıntı yaşayanlar olur. Hani elinizden geldiği kadar yani mantık çerçevesindeki olacak her şeyi yazın. 2022 Mart ayında deprem olacak mı? Bekliyoruz. Olur mu olmaz mı? Allah bilir. Ama tabii ki bazı farklı algoritmalar var. Sarıyer'de bir deprem uzmanı var. Dekos TV falan hatta Dekos diye. Onu takip ediyorum. Yani birçok öngörüler çıkıyor. Tabii ki bu karımcılar üzerinden yapıyor. Devlet buna bütçe vermiyor. O da kendi imkanlarında o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben takip edin derim. Ben takip ediyorum. Dekos.tv diye böyle bir adresi var. Yani güzel bir anlatıyor. Olayları da çıkıyor anlattığı. Takip edin. Siz de bir öngörüde bulunun. Yani nasıl birisi? Bir takip edin. Siz de ben azdan geçirin yani. Bahar 01 Clara. Hocam plakalarda dua yazısını görüyorum. Sık sık o an dua etmem mi isteniyor? Olabilir. Ediver dua bir şey olmaz. Ama odur şudur diyemem. Öyle bir şey yani nasıl bir görüyorsunuz bilmiyorum. Sağ ol Celal'cığım, sen de sonuçta bir insansın. Sen de hissedebilirsin. Yeter ki hissetmek iste. Sen de genç Celal bir kardeşimsin ama yani bunları hissedeceksin. Her şeyi deneyimleyeceksin sen. Hayatta her şey tekamüldür. Ben bunu yaşamam. Aa bu ne biçim insan? Ben işte sevmediğiniz her şeyle sınanırsınız. Bahane, mana ya da beğenmediğiniz şeylerle mutlaka sınanırsınız. Bu çok net. Ben çok sınandım. Yani bu tür şeylere dikkat edin. Celal çok işimiz var. Ölmeye değil, çalışmaya ihtiyacımız var. Çocuğum var biliyorsun, kızım var. İhtiyaçlar yüksek. Hiç bitmiyor. Asuman Hanım, ben de size tanıdım, minnettarım. Yani siz de güzel bir insansınız. Bu kanalımızdaki herkes güzel insan. Çünkü şu an art niyetli insanlar zaten kanalımızda yok. Buna emin olabilirsiniz. Yani ben hiç hani onu silme, yok bunu silme değil. Ben direkt siliyorum. Art niyetli olan adam belli olduğunda hissettiğimde babamın oğlu olsa silerim. Buna emin olun. Yapıyorum da. Geçen gün toplu katliam yaptım biliyorsunuz Telegram'da. Var böyle birkaç korsan aramıza giren. Alıp alıp bilgileri sağa sola abi baktım. Aynen. Yani 2300-350'lere düştük gene. Siz gene imkanınız oldukça Telegram adresimin üstüne tıklayın. Konuşulamayan bölümüne, profiline girin. Orada Telegram adresiniz var. Oraya hesabınızla paylaşın. Yani Telegram önemli bir şey. O anlık bir şey paylaşıyoruz. Yani her o anda oluşan olayları paylaşıyoruz. Bu bugün için değil sadece. Farklı olaylar için de olabilir. Birlikte her dakika YouTube açılmıyor. İmkanım o yani gerekli oldukça ben Instagram'dan da bir şeyler paylaşıyorum. Gereksiz şeyler paylaşmıyorum ki şişme olmasın diye. Sadece bu tür şeyleri de anlık paylaşımları da Telegram'dan yapıyorum. Oradan yazım yok. Sadece ben yazıyorum. Çünkü oradan da insanlar yazmaya kalksa tamam artık normal işi de bırakıp bu işte uğraşmam lazım. Onu da yapmıyorum. Normal iş hayatımda var biliyorsunuz. Zaten isteyen bana Instagram'dan yazıyor. Evet, Celal de bir tanesi, şahitlerden bir tanesidir. O da 3, 4, 5 yazar yani. Zeynep Efe, eşinizin panik atak sıkıntısı için yazabilirsin, sıkıntı yok. Engin Varlı 19,
Yani Kubilay Aktaş'la yapmış olduğumuz program güzeldi biliyorsunuz. Benim de hoşuma gitmişti o program. Orada güzel bir değişik bir yani Kubilay Aktaş'la yapmış olduğumuz programdan öncesinde olanlar bizi o haddeye getirdi. Yani farklı bir adam. Anlatmayı çok iyi bilen bir adam. Ben onun kadar iyi anlatamam. O anlatmada rester yapıyor. Bu bir gerçek. O an ben onu çok güzel bir anlatım yaptım. O kitlendi bana. Sordukça derinleşti konu. Sordukça derinleşti. Ben anlattım. Farkındaysanız benim programda o bana soruları sormaya başladı. Böyle güzel bir ambiyans oldu. Tabii ki arada böyle ince nüanslar var. Onları da tabii burada söyleyemem. Ama güzel bir programdı o da. Tavsiye ederim o programı izleyin. Sağ olun sunuyorum. Hiç sorun değil yani. Sizler için burada varım. Yani sizler yoksanız benim burada olmamın bir anlamı da yok zaten yani. Evet, o depremle alakalı Kadir Sütçü Detox TV. Valla Asuman Hanım, kişi sayımız tamamlarsak tur için geleceğiz İzmir'e. Yani Şirince ve Kuşadası bölgesinde orada olacağız. Oradan da Bergama üzerinden döneceğiz. Bak Celal yazmış 2200-2300 kişiyiz. Bir kişi gelirse 4500. Doğru. Yani destek olun arkadaşlar. Benim YouTube videolarımı paylaşın sayfanızda. Yani birçok kişi faydalansın. İmkan olsun. Daha fazla kişiye ulaşalım. İnsanlarda bir iyilik hareketi başlatalım. Yani siz de hızlı olabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Bizim insanımız hep Allah'tan bekliyor. Hani bir hikaye vardı daha önceden anlatmıştım. Çoğunuz bilirsiniz. Hani bir işte bir olay oluyor. Sel basıyor. Adam minareye kaçıyor caminin. İlk baş birisi geliyor hadi gel. İkinciye tekne geliyor. Yok diyor Allah'ım beni kurtar. Üçüncüsüne helikopter geliyor. İp merdiven atıyor. Yok diyor gelmiyorum beni Allah kurtarır. En sonunda ölüyor adam. Neyse öbürkü tarafta. Allah'ım diyor beni niye kurtarmadın? Oğlum diyor sana adam gönderdik. Tekne gönderdik. Helikopter gönderdik. Gelmedim ben ne yapayım diyor yani. Yani sizin anlayacağınız aklın yolu bir. Hilal Hanım, Telegram grubuma nasıl katılabilirsiniz? Benim son videolarımdan bir tane açın. Altında açıklamalar var. Orada Telegram'ın linki var. Oraya tıklayın sizi Telegram'ın içine atar. Zaten anlayanlar Asuman Hanım bizi takip etsin. Anlamayanlarla hiç uğraşmıyormuş. Yani anlamayanı ben zorlamıyorum artık. Önceden çok zorluyordum bir şeyleri anlasınlar böyle şey. Ben şu an bakıyorum frekansa. Bazen öyle kişilerden öyle bir cevherler çıkıyor ki o kişiyle işimi gücümü bırakıp mesela çarşıda, pazarda, herhangi bir yerde hiç önemli değil. Yolda, gemide, otobüste her yerde tak saatlerce sohbet edebiliyorum. Öyle kişiler de var ya, hiç ummadığınız kişiden çıkabiliyor bilgi yani. Evet, mesela Celal. Celal de çok meraklı bir kardeşimiz, Adanalı. Onunla da kanalımızı ilk açtığımız zamandan beri bizi takip ediyor. Onda da farklı bir kardeşimizdir. Yani onun böyle Celal'li yazmaları vardır falan. O yüzden yani Celal'le farklı bir münasebetimiz yok. Ara sıra gaza da gelebiliyor. Yani durum bu arkadaşlar. Ben sizden ricam lütfen herkes birbirinin kalbine dokunsun. Yani bunu yapalım. İnsanın insana faydası var. Yani kesinlikle bunu ben yapıyorum ve çok güzel keyfini alıyorum. Geri dönüşler harika oluyor. Bir mi veriyorsun, 10 geliyor. 10 veriyorsun, 100 geliyor yani. Buna kesin ve net. Bu çok nettir yani. Emin olun rızkınız açılır, sıkıntılı bir... Yani sadaka iyidir. Her zaman iyidir. Sizi korur. Her şeyden önce. Yani bunu yapın. Ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz. Siz de Hızır olabilirsiniz. İlla Hızır'ı beklemeye gerek yok.
Ya yardım edilir. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Siz de edin. Siz de elinizi taşın altına koyun. 3, 5, 10, 50, 100 hiç fark etmez. Bu konuda destek olacaklar. Yurt dışından özellikle Türk vatandaşlarına destek olmak isteyen insanlar benimle iletişim kurabilir. Yani bu konuda gerçekten takip ettiğim birçok kişi var. Yani ihtiyaçlı kişiler. Hep aynı kişiler değil tabii ki. Böyle belli dönem böyle hepsini böyle sırayla geziyorum, şey yapıyorum. İmkanım oldukça herkesten toplayıp o kişilere dağıtıyorum. Yani güzel oluyor, keyifli oluyor. Kim gönder diyorum. Yani şu bazen isimlerini söylememi istediği kişiler isimlerini de söylüyorum. Ama bazı hiç kim yani Allah bilsin yeter diyor. Aynen doğru. Biz desteğimizi yapıyoruz. İnsanlar gönderiyor, yerlerine ulaştırıyoruz. Siz de yurt dışından için olanlara söylüyorum. Türkiye'dekiler birkaç arkadaşımız var burada. Güvenemiyorum insanlara diyor. Pazartesi ben de göndereceğim. Tabii dedim sorun yok. Bu gibi arkadaşlar olabilir. Yani sonuçta sevap sizin sevabınız yani. Biz aracıyız. Bizim amacımız aracılık etmek bu konuda. Aracılık derken yani sizin doğru yere ulaşmasını sağlamak, kişiye ulaşmasın, kuruma değil. Bu çok önemli. Bu yüzden yani bu konu bugün birazcık ben de hassasım. Duygusal anlar da yaşadım bu arada. Yani yaşayan bilir derler ya. Ben bunları yaşamış bir insanım. İnsanların şu an ne yaşadığını çok iyi biliyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bunu unutmayın. Herkes birisine bir kıvılcım, birisine bir ateş, birisine bir sivilce yeter biliyorsunuz. O yüzden kimse ben ne oldum değil, ne olacağım demeli. Bunu mutlaka düşünün. İmkan olan ne gerekiyorsa yapalım. 80 kişi, 100 kişi şu an burada. Bir şekilde bir şeyler yapalım. Bir iyilik hareketini hızlandıralım. Bu ara ihtiyaç var. Şu Nisan'ın yani Ramazan bayramına kadar hassas davranalım. İmkanımız oldukça bir şeyler yapalım. Ama bir şey ama iki şey hiç fark etmez. Tabii kediye köpeğe zaten destek oluyoruz. Mama alıyoruz her şey. Onları saymıyoruz zaten yani. Onlar zaten bizden yani. Onlar da güzel canlılar. Onlara zaten desteğimizi veriyoruz. Bu gecelik bu kadar arkadaşlar. Hassas bir dönem. O yüzden bizim konulara girmedim. Kimse yanlış anlamasın. Güzel konumuz da vardı. Onu ilerleyen günlerde yapacağım. Yani durum bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tur konusunda bu tur ben yapılmasını istiyorum. Önümüzdeki haftada işlerimi de ona göre ayarladım. İmkan olsa bir 10-12 kişi gidelim. 3 kişiyiz şu an. Bir şekilde tur tamamlanırsa gideceğiz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir şeyler yapın. Yani şu an altın, çeyrek altın iyi gidiyor. Altın da iyi gidiyor da çeyrek altın anında bozdurabileceğiniz ürünler. Gram altın da öyle. Gümüş feci geliyor. Eskiden böyle söylüyorum. Dolar euronun az çok biliyoruz. Şu an 24-27 seviyelerinde göreceği söyleniyor. Şu an döviz bürolarından almaya kalktığınızda bir şey alamıyorsunuz. Yüksek fiyat, 20 lira fiyat girmişler. Biraz bant açık. Bozdurmaya kalktığınızda bant düşük. Şu an için bir güvensizlik durum var. Lütfen siz demek istediğimi anladınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkes kendini mukayyet olsun yani. Yani. Bir şekilde herkes kendini korusun. Ve kollayalım, koruyalım biz de birilerini. Birilerini güvence altına, korumamız altına, kanatlarımızın altına alalım. Mutlaka bizim de destek olacağımız insan vardır. Sıkıntısı olan beni arayabilir. İyi günde herkes birbirini arıyor zaten. Siz beni sıkıntılı aranızda arayın. Hiç sorun değil. Kendinize iyi bakın dostlar. Hayırlı akşamlar, iyi hafta sonları. Pazartesi kar geliyor tüm ülkeye. Yani Türkiye'ye. Özellikle İstanbul ve Marmara çevresi çok kuvvetli geçecek. Biz buralara kara pek alışkın değiliz. Çat böyle bir kar yağdı mı çarşı pazar karışıyor buralarda. Doğuda herkes alışkın zaten. Çocuk hayatı bununla geçmiş. Bizim burada bir yağmur damlasın, trafik bitiyor zaten. O yüzden herkes kış lastiklerini taksın, zincirini almayı unutmasın. Mümkün olan pazartesi itibaren
İşini sağa sola özel araçla değil de toplu taşımayla gitmeye çalışsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.